Ne o damat? Sen öyle pek tek başına uğramazdın. Ne oldu? Başın mı sıkışık yine? Yok babacığım, başım sıkışık değil. Yalnız bu aralar biraz likidite sorunsalım var. Duruşundan belli. Haftaya bugün ödenmek üzere şu sizin bankada birikmiş paradan 1,5 milyarcık istirham edecektim babacığım. Kesin haftaya bugün ödeyeceğim, söz. 3 gün içerisinde 5 aylık kirayı ödemezsem kefene gidecekmiş ev sahibi. Ay inanmıyorum abla ya, hay Allah. Peki 5 aylık kira ne kadar ediyor? Ne kadar olacak? 1,5 milyar. Aa, az para da değil çocuğum. Senin kocan dünyada ödeyemez onu. Hay Allah. Ulan da kefili oldu desene. Kefil kim abla? Mustafa. Mustafa mı? Aman Allah'ım. Bizim ailede kimse kimseye kefil olmaz, olanı da kabul etmez. Hepsi tembihlidir bu konuda. Öyle değil mi? Tabii öyle baba. Tabii. Biz tembihliyiz. Sadece ve sadece Mehmet Usta kefil olursa veririm parayı. Ne? Mehmet Usta imzalayacak. Yoksa olmaz. Sağ olsun benim kayınpeder bana kefil oldu. Ha, onu ödeyeceğim. Elime biraz para geçti de. Tüyo mu geldi? Ne tüyosu? 5. ayak. Fırtına. Bomba gibi atlıyorsun. Yok Engin, ben yapma Engin. Engin böyle zamanlarda bana tüyo verme oğlum. Bir uğrayıp tebrik edeyim dedim. Tebrik mi? Niye? Sabit fikirlerinden vazgeçtiğin için. Hangi sabit fikrinden vazgeçmiş? Hani kefil olmam, kefil olmam filan deyip duruyordu ya. Bugün dayanamamış, sizin damada kefil olmuş. Ne yapmışım, ne yapmışım? Ya Sinan abi, sonra şey etsek, şimdi maç var. Bırak şimdi maçı ya. Nasıl kefil olmuşum Sinan? Bal gibi olmuşsun işte. Burayı sen imzalamadın mı? Bugün senin damat geldi, para aldı benden. Sen de kefil olmuşsun işte. Ya Sinancığım, yani bir yanlışlık var. Ben böyle bir senet imzalamadım ki. Yapma Mehmet Usta, imza sürküleri de var. Al, işte aynı imza. Allah Allah, imzam taklit edilmiş. İmza sürküleri bile var hakikaten. Mustafa, senin bu işte bir ilgin var mı? Yok baba. Kimin ilgisi var? Eniştemin. Çabuk bulun onu bana. Çabuk getirin onu buraya. Çabuk bulun, çabuk! Acıyı tatlıyı en son baba duyar. Hayatın anlamı bir boşalır bin dolar çocuklara. Çocuklar bir sütün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Beni rezil ettiniz, beni kefil ettiniz. Hepinizin bana garezi var. Ben ne dersem tersini yapıyorsunuz ya. Ayol biz mi seni kefil yaptık, niye bize kızıyorsun? Ay evet baba, imzanı taklit eden enişten. Git ona kız, bizim suçumuz yok ki. Kirayı ödemeyen de o. Tabii, Mustafa'yı kiraya kefil yapan da o. Seni senedine kefil yapan da o. Hep sen şımartıyorsun bunları. Hep senden yüz buluyorlar. İmzamı da sen öğretmişsindir bunlara.
Yine kabak benim başıma patladı. Irak'a asker gitse benden bilecek. Nerede o kocan olacak herif? Niye gelmedi dün gece eve? He? Sinan abiden aldığı parayla kirayı ödeyecekti. Sonra da gelecekti ama. Hayırsız herif. Bir faydasını gördük mü bunca senedir? Aman Mehmet. Çocuk Sinan Bey'den borç aldıysa, seni de borcuna kefil yaptıysa herhalde çaresizliğinden yaptı. Çoluğu çocuğu ortada kalmasın diye yaptı. Siz de dua edin ödemiş olsun kirasını. Yoksa kefili Mustafa diye ev sahibi gelip bu kapıya dayanırsa kimse gözüme gözükmesin ha, ona göre. Ödemiştir canım, ödemiştir. Kesin ödemiştir, değil mi abla? Bence de ödemiştir. Ödeyemedim ya. Kayınço ödeyemedim, kirayı ödeyemedim. Ya nasıl ödeyemezsin enişte, nasıl ödeyemezsin? Peki Sinan abiden aldığın parayı ne yaptın? Vallahi bana yemiş gibi geldi Mustafa abi. Hülya yenge çok kızacak. Ulan baykuş asla burada, senin kafanı kırarım ha. Ya, ne yaptın bu parayı ya? Yedin mi hakikaten? Ben yemedim kayınço. Ben yemedim. Parayı fırtına yedi. Fırtına mı? Fırtına. Dün beşinci ayakta koşuyordum. Tüyo geldi. Çok iyi dediler. Kesin kazanacak dediler. Kumda harika dediler. Ama nal topladı adiyat. Sütçü beye gir diyeceğim ama ona da dilim varmıyor. O adi hayvan süt bile taşıyamaz. Döker hepsini. Bunlar adam olmaz. Mustafa da adam olmaz, Kadir de adam olmaz. Haklısın, olmazlar şekerim. Yani niteliğini yitirmiş orman arazileri için kanun çıkartıyorlar. Ama niteliğini yitirmiş evlatlar için bir şey yaptıkları yok. Bunları atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Üzerlerine ev de yapılmıyor. Sen dükkanına git en iyisi. Sen merak etme, her şey düzelir. Söyle o kocana gözüme gözükmesin, tamam mı? Sen de gözüme gözükme. Kocanı adam etmek senin görevin. Onu adam etmeden çıkmayın karşıma. Hülya kızım. Ay abla ağlama. Ben bu yaştan sonra bu lafları işitecek kadın mıyım ya? Çocuk gibi azarlıyor beni. Benim suçum ne ki? Aman kızım. Sen babanı tanımıyor musun? Onun siniri saman alevi gibidir. Söylenir söylenir biter. Ay evet abla ya, ciddi söylemedi ki. Kızgın o yüzden. Anne neden ağlıyorsun? Yok bir şey teyzeciğim. Annen soğan doğradı da yaşardı biraz gözleri. Sabah sabah da soğan mı doğranır be anne? Ağlama ağlama. Yattın beni enişte ya. Sizin ev sahibi yarın öbür gün yapışır yakama. Tamam kayınço, merak etme. Hallederiz. Ya nesini halledeceksin enişte? Nesini halledeceksin? Asıl babam öğrenince bizi halledecek. Canım gider konuşuruz ev sahibiyle. 8-10 gün daha bekler. Yemiyoruz ya kirasını. Kadir abi, siz Veli Efendi hipodromuna taşınsanız ha. Ya nasıl olsa bütün kirayı hep oraya ödüyorsun. Bu salak çırak baykuş Hasan'ın arada bir şarjı bitmez mi? Ben şunun bataryasını bir söküyorum. Enişte dur. Yakışıyor mu ya? Dur bir dinle. Sus sen de. Tamam. Ya hadi adam 10 gün süreyi verdi, anahtarı vermez ki. Siz nerede kalacaksınız? Ne bileyim ben, akrabalarda falan kalırız. Hallederiz kayıcı. Ya hangi akraba enişte, sizin bizden başka akrabanız yok ki İstanbul'da. Öyle mi? Demek ki sizde kalacağız. Ya 5 aylık kirayı ödemediyse anne? Burada da kalamayız, ne yapacağız biz? Anne niye burada kalamıyoruz? Deden bize sinir oluyor kızım. Aa ne biçim lafı öyle canım? Kalırsınız burada, koskoca ev. Hep beraber sığışırız. Ev miting alanına dönecek. Panzerlerle gelip üzerimize su sıkacak. Kimse bizi istemiyor. Babam da istemiyor. Ev sahibi de istemiyor. Ay kızım ağlama. Vallahi içim ezildi. Sen de ne mitinginden bahsediyorsun? Ev kalabalıksa evlen git. Evde yer açılsın. Bu evde istenmeyen tek kişi benim zaten. Abi, sen şimdi iç güveysi mi oluyorsun? Evet, salak çırak baykuş Hasan. Sence bir sakıncası mı var? Vallahi babam delirecek. 5'lik demirle girişecek bize.
Tamam kayınço, tamam ya, merak etme, merak etme. Hallederiz. Hadi gidip konuşalım şu ev sahibiyle. Tatlı dilimiz, güler yüzümüzle deliğinden çıkaralım ev sahibini. Sonra benim gidip daha Hülya'nın gönlünü almam lazım. Çok zor. Bu sefer tatlı dille falan olmaz, söyleyeyim yani. Biliyorum. Biliyorum kayınço. O yüzden ben denişik bir plan yaptım. Bana yardım edersin değil mi? Hiç edemem. Sana yardım ettikçe başım belaya giriyor işte ya. Ama kayınço, ben tek başıma kendimi intihar edersem inandırıcı olamam ki. Bana birinin inanması lazım. İntihar mı? Ne intiharı ya? Ya çok soru sorma, yolda anlatırım. Bugün ikna etmemiz gereken bir sürü insan var. Hadi kayınço. Dur, dur enişte, şu üstümü değiştirin. Böyle kimi ikna edebiliriz ki? Hadi çabuk. Hadi gel teyzeciğim, ben de seni okula bırakayım. Ben de Bitlis Eliya gibi evsiz kaldım. Aa, Bitlis Eliya kim canım? Bizim sınıfa yeni geldi. Ay, bit mi var kafasında? Niye Bitlis Eliya diyorlar ona? Bilmem. Ona herkes Bitlis Eliya diyor. Allah Allah. Bana bak. Bit mi kapma okulda sakın. Bir de seninle uğraşamam ben. Pis çocuklarla oynamayacaksın. Aa, ne bitiymiş o? Kimde bit var? E kimse de yok anne. Sınıflarında bir kıza Bitli diyorlarmış da. Ha iyi. Ben Defne'yi görmedim bugün. Ne zaman çıktı o? Sabah erkenden çıktı anne. Fakülteye gitmeden kuaföre uğrayacakmış. Kuaför mü? Niye? Akşam mahallede düğün falan mı var? Hayır anneciğim, saçlarını maviye boyatacakmış. Aman, aman yine mi? Üniversiteli oldu ya, oynar durur artık kendiyle. Hadi teyzeciğim, biz gidelim artık. Al işte. Baban akşam kıyametleri koparacak. Mavi saç olur mu Allah aşkına? Ay, kız çocuğu mu doğurdun, palyaço mu belli değil. Tabii kapatmış, telefonu da açmıyor. Cesareti yok çünkü. Kadir mi? Evet Kadir. Anne. Efendim çocuğum. Ben Kadir'den boşanacağım. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Çocuğum o adamdan boşanılır mı? O nafaka ister. Hasan. Buyur usta. Mustafa niye yok iki saattir? Nereye gitti? Bilmiyorum usta. Bir iş için çıktılar. Çıktılar mı? Kimle? Kadir'le mi yoksa? Yok. Kadir abiyle değil. Şeyle çıktılar. Ulan babasından yadigar, dürüst, aklı başında bir çırağım var diyordum. Seni de yalancı yaptılar ya. Yok vallahi usta, ben şey... Tamam tamam, sus konuşma hadi. Sinan abin gelmedi mi ben yokken? Merak etme usta, gelmedi. Ne demek merak etme? Sinan abi Kadir abiye borç vermiş, sen de kefil olmuşsun ya usta. Hani ondan çekiniyorsun sana. Lan dombili, sorduk mu sana ha? Sorduk mu ulan sana, sorduk mu ha? Ben kimseye kefil falan olmadım. İmzamı taklit etmişler, sahte imza atmışlar. Sen öyle her şeye karışma. Beni de tepeme attırma. Kolay gelsin Mehmet. Aha, hoş geldin Sinancığım, hoş geldin. Gel, geç, gel. Geç otur. Ne var ne yok? İyidir Allah, ne olsun işte. Onunla bununla uğraşıp duruyoruz burada, ne yapacağız? Bakınıp durma orada, hadi git çay söyle. Hemen usta. Boşanıyorum anne. Bu akşam babama da söyleyeceğim. Kızım yuvanı mı yıkacaksın durup dururken? Anne yuva mı kaldı ortalıkta? Kızım sen niye işine gitmiyorsun? Hadi git bankaya da biraz kafan dağılsın. Şube restore ediliyor anne. Ben de şubeyle beraber restorasyona gireceğim. Nereye giriyorsun, nereye? Yani senin anlayacağın, Kadir'i dekordan çıkarıyorum. Ay ne diyor bunlar? Ben artık bunları hiç anlamaz oldum ayo. Kayınço, anladın değil mi ne yapmam gerekiyor? Enişte benim işim gücüm var. Babam beni dükkanda görmezse parçalar ya. Ya kayınço iki dakikamızı alacak. Hem ben burada ablanın mutluluğu için çalışıyorum. Ne yani kadıncağız beni boşayıp dul mu kalsın? Of enişte of. Tamam tamam. Şimdi intihar edecek bir adamın yanında böyle sakin sakin durulmaz. Biraz heyecan yap bakayım. Çal çal seni çal. Hadi heyecanlan biraz hadi. Hah geldi. Kesin kirayı ödemiştir. Sana müjde vermeye gelmiştir. Enişte intiharın lüzumu yok. Bulunur para. Ödenir bir şekilde. Bırak kayınço. Bırak beni. Hiç değilse ölmeden önce karımla doya doya vedalaşayım ben. Ne diyorsunuz siz ayol? Ne intiharı?
Anne, eniştem kendini öldürmek istiyordu, köprüden atlayacaktı. Ben son bir karınla kızınla vedalaş dedim de zor çevirdim intihardan yani. Evet Hulya, ben köprüden atlayarak trafiği tıkamak istemedim. Zaten seni yeteri kadar mağdur ettim, bir de İstanbul halkını mağdur etmeyeyim dedim. Ben şimdi gider odalardan birinde kendimi bir köşeciye asıveririm. Hayır dur ayol, deli mi ne? İntiharın yeri mi burası? Hayır, ben evimde kimseyi astırmam, olmaz. Doğru, haklısınız. O zaman al bunları kayınço, bana bıçağı ver. En iyisi bileklerimi kesmek. Doğru, ip kopar mopar. Sonra ölmem ölmem, başınıza bela mela olur. Kadir, ne saçmalıyorsun sen? Bu dünyada daha fazla kalmak istemiyorum Hulya. Neden ölmek istiyorsun enişte? Çünkü ben hayırsız, işe yaramaz, iğrençlik bir biriyim. Ben daha kiramı bile ödeyemiyorum. Oysa bu kadın, yani senin ablan, benim biricik karım, Hulya'm bunları hak etmiyor kayınço. Oysa ben onun hayatını karartıyorum. Beceriksizim biriyim ben. Yaşayarak kişi başına düşen milli hasılatımızı daha fazla düşürmek istemiyorum. Oğlum, intihar edersen daha çok karartmış olursun hayatını. Kızım dul kalır. Ya, yeni birini bulur, layık olduğu hayatı yaşar. Unutur beni. Zaten benim gibi aşağılık bir adamın yası kaç gün tutulur ki? Bir, bilemedin iki gün. Ama üç gün olmaz. Benim gibi aşağılık bir adam için üç gün çok fazla. Hatta üç saat bile fazla. Lakin canım karıcığım, Hulya'm, yaşadığımız o güzel günlerin hatrına belki üç dakikacık üzülebilir. Bizim güzel günümüz olmadı ki Kadir. Benim bu numaralara karnım tok. Nasıl ya? Böyle duygu sömürüsü yapma bana. Ya abla, adam intihar edecek. Köprüden almasaydım şimdiye kadar Karadeniz açılmıştı. Kızım, hadi affet şunu artık. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Ben affedilmeyi hak etmiyorum. Ben ölmek istiyorum. Hulya'mın yüzüne nasıl bakarım ben? Çocuğum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum anneciğim. Ölmek. Dur enişte, kıyma kendine. Durmam. Duramam kayınço. Bırak beni. Bırak beni kayınço. Sizin Kadir pek ortalıklarda gözükmüyor. Ödeyebilecek mi bana olan borcunu acaba? Öder herhalde. Valla inşallah öder. Yoksa biliyorsun, kefil sensin. Bak Sinancığım, ya o senetteki imza benim değil, tamam mı? İmzamı taklit etmişler, beni naylon kefil yapmışlar ya. Hasan. Buyur Sinan abi. Gelsene biraz. Bak bakayım şu imza sirkülerindeki imzayla senetteki imza aynı imza mı? Aynı imza. Ustanın imzası. Ya sen gitsene işine başına. Dur, git dur, işine dur, hadi. Dur Mehmet Usta, dur ya, bırak. Ya Sinancığım bak, yapma etme ya. Yani benim imzamı taklit etmişler. Biliyorsun bizim bu damat sahtekarlıkta bir numaradır. O imzamı da taklit eder. Benim kılığıma bile girer o ya. Üzme kendini Mehmet Usta. Ya bir kefil olduysan oldun. Ne var, dünyanın sonu değil ya. Bırak, yapma, bırak Mustafa. Yapma. Bırakın beni. Bırakın keseceğim. Ay bu adam ciddi. Vallahi kesecek kendini. Bırakın beni. Yapma çocuk, bırakın. Bir an. Ay kesemez anne. Kan görmeye dayanamaz o. Affedeyim diye numara yapıyor. Bırak kayınço. Bırak ver şunu diyorum. Ben de o zaman kendimi asarak intihar ederim. Bugüne kadar yaptığım her şey için beni affet Hulya. Ben senin gibi sevgi dolu, senin gibi dünyalar güzeli bir kadına layık olamadım. Elveda ve sakın peşimden gelmeye kalk. Anneciğim, hangi odada asayım kendimi? Yatak odası mı uygun, kızların odası mı münasip? İkisi de olmaz, izin vermiyorum çocuğum. Benim odamda as enişte kendini. Sağ ol kayınço. Sağ ol. Oğlum, ne demek benim odamda as? Gidip engel olsana eniştene. Ben karışamam anne, o özgür bir insan. Hem onu bir kişi vazgeçirebilir, o da ablam.
Kızım, kızım git durdur şu kocanı. Etrafı berbat edecek. Ha, inanmıyorum ona anne. Ay, ay deli olacağım vallahi. Gideyim ben bakayım bari. Oh, oh. Çok iyi insan. Biraz sorumsuzdu falan ama sevimli insandı canım. Onu hiç unutmayacağım. Abla bu cenaze işlerinin telefonu kaç? Gelip alsınlar. Kokar eniştem şimdi. Susar mısın Mustafa? En iyisi ben bir gidip bakayım. Sandalyeyi buldum da bunu nereye bağlayacağım anneciğim? Bilmiyorum çocuğum. Bu odada daha önce intihar eden biri olmadı. Saçmalama in aşağı hadi. Kayınço, Hulya nerede kayınço? Hulya gelmiyor mu? İnanmıyor sana enişte. Ha, aman zaten burada ip asacak yer yok. Ben en iyisi salona gideyim de orada hap içerek intihar edeyim. Aman oğlum dursana. Hadi enişte yut şekerleri de gidelim ya. Kadirsiz bir dünya için hazır mısın Hul? Öyleyse batsın bu dünya, kurtulsun Hul ya. Hiç uğraşma Kadir. Bu yaptıklarından sonra seni affedemem. Bırakıp da gidene yazıklar olsun. Ben ne yaptım Hulya sana? Mahkum ettim. Bana bak damat. Uzattın artık. İntihar edeceksen et ve git. Daha yemek yapacağım. Anneciğim bana bir bardak su getirebilir misiniz? Şimdi 30 tane uyku ilacı kuru kuru geçmeyecek boğazımda. Hayır getiremem. Tek tek yut enişte. Aha, haklısın kayınço. Tek tek bıraktı dostlarım tek tek. Ya Ceren'im, yavrum, tombul kuşum o nerede acaba? Okulda. Ona baban öldü deme. Olur mu Hulya? Bir iş seyahatine gitti de. Yoksa çok üzülür benim yavrum. Anneciğim. Biliyor musunuz? Gözlerini aynı Hulya'dan almış. İyi ki de almış. İyi ki de benim gibi bir aşağılık adama çekmemiş. O da annesi gibi bir melek. Hasan. Buyur usta. Şu boşları al, dolularını getir bize tamam. Hadi. Vallahi seni çok takdir ediyorum Mehmet usta. Neden? Ailen için yapamayacağın şey yok. Şu senin damat için bile prensiplerinden vazgeçtin, kefil oldun. Ya ben kimseye kefil olmadım Sinancığım, anladın mı? Kimseye kefil falan olmadım. Merak etme Mehmet Usta, biz eski dostuz. Damat ödeyemezse parayı, istediğin kadar beklerim, direkt sana gelmem. Paran olunca ödersin. Ulan ben bu hallere düşecek adam mı? Ben ödeyemem kimsenin borcunu. Sinancığım. Ödeme canım. Aramızda 1,5 milyar liranın lafı mı olur? Benim bilgisayarlı tezgah bir günde kazanıyor o parayı. Ölüm bedenimi sarıyor Hulya. Artık seni mutsuz etmeyeceğim için öyle mutluyum ki. Çocuğum içme dedim şunları. Ya bırak içsin anne, bileğini kesip etrafı batırsa daha mı iyiydi? Mustafa. Hayat çok acımasız. Ev sahipleri çok gaddar. Ben bugüne kadar ne yaptımsa biricik karım Hulya, minicik yavrum Ceren için yaptım. Ama hiç başarılı olamadım. Öbür dünyadan hep sizi seyredeceğim Hulya. Fotoğrafın hep kalbimin üzerinde olacak. Beni affet Hulya. Ben gidiyorum. Değersiz cesedimle tertemiz evinizi kirletmeyeyim bari. Kadir! Elveda Hulya. Tamam affediyorum. Hadi gidelim bedeni yıkatalım. Affediyor musun yani beni? Evet affediyorum. Hadi çabuk ol. Hayır hayır. Önce beni sevdiğini söyle. Ay söylesene kızım.
Ben de seni seviyorum. Kadir. Hurya. Bu iş bu kadar. Hadi, hadi gidin. Yıkatın şunun midesini. İçte hapları bir şey olacak şimdi. Tamam, onu ben götürürüm hastaneye. Hadi enişte. Ben de geleceğim. Hayır, hayır Hulya, sen gelme. Aa, geleceğim. Hayır, hayır, yalvarırım. Gelme. Ben öyle çaresiz bir durumda görmeni istemiyorum Hulya. Ya abla, ben hallederim. Hadi yürü enişte. Tamam, döneceğim. Döneceğim papatyam. Seni ve yavrumuzu yalnız koymayacağım. Merak etme. Ben şu köşedeki oto yıkamada yıkattırırım eniştemin midesini. Merak etmeyin. Hadi. Hadi. Dedim ben sana. Bir de boşanıp yuvamı yıkacağım diyordun. Aa, şeker bu ayı. Benim için ölmek istedi, gördün mü? Aa, evet, gördüm gördüm. Gözünü kırpmadan bir kutu ilacı yuttu. Ah damat, ah. Çocuğum, baban şimdiye kadar çoktan gelirdi. Nerede kaldı? Ya Hasan'ın dediğine göre Sinan abi dalga geçmiş babamla. Onun da kafası bozulmuştur, mutlaka bir yere takılmıştır. Sinan abi niye dalga geçmiş? Ya eniştem babamı kefil gösterdi ya. Aa, şimdi çok sinirli gelir o. E hadi ya, yemiyor muyuz daha? Kızım dolanmasana bu kafayla ortalarda. Baban gelecek şimdi, zaten yolacak saç arıyormuş. Aman nasılsa görecek anne, şimdi görsün. Vallahi bak, seni savunmak için tek bir kelime bile söylemeyeceğim. Ne bu böyle canım? Bir pembe bir mavi bu saçlar. Aa, yani siyah kalsa saçın bir tarafın mı eksik? Bütün dünyayı kendiniz gibi klasik sanıyorsunuz zaten. Karışmayın benim saçıma ya. Mavi seviyorum ben. Aa, üniversiteye girdi ya, dili uzadı. Sen de abilik yapmıyorsun ki. Anne, Defne'ye abilik yapmak kolay mı? Buna abilik yapmak için 2 sene maço abilik kursuna gitmek lazım. Ne o, saçları boyatmışsın yine? Defne bizim aile isim sınavı sanıyor. Güzel güzel, bozmasın. Biz yapamadık, bari o yapsın böyle şeyleri. Herkes çok seviyor, bir tek annemle babam gıcık oluyor ha. Bari kedi köpek falan olsaydık. O niye o? Onlar siyah beyaz görüyor, rahat ederdim. Ben de bankanın seminerini var yarın, ondan bahsediyordum İpe. Gel diyorum, gelmiyor. Ay abla, ne yapacağım ben orada ya, sıkılırım. Ben geleyim. Ne üzerine? Kişisel gelişim. Stresi yenme, olumlu düşünme, iletişim teknikleri, her şey var. Annemle babam gelsin o zaman. İletişim tekniklerine onların ihtiyaçları var. Çünkü benimle iletişim kuramıyorlar. Bence annem orada ders bile verir. Koskoca evde kurmadığı iletişim mi kalıyor kadının bütün gün? Hadi İpek, hem plazada görmüş olursun. Aa, gökdelende mi seminer? Evet. Aa, hep merak etmişimdir gökdelenlerin içine. Tamam, geliyorum, hem bir şeyler öğrenirim belki. Oh be. Kızlar, hadi gevezelik etmeyin, sofrayı kurun. Aa! Mehmet geldi. Hoş geldin şekerim. Ay nerede kaldın? Vallahi merak ettik. Ya geldik işte, Allah Allah. Ne merak ediyorsunuz? Çocuk muyum sanki ben? Çocuksun, çocuksun. Sinan diye seninle dalga geçmiş. Sen de üzülmüşsün diye duydum. Ha? Duyarsın tabii. Etraf geveze kaynıyor. Aman canım, kefil oldun diye Sinan Bey de hemen sana gelecek hali yok ya. Cık, takma kafana, şaka yapmıştır. Tamam tamam, kapatın bu konuyu. Bu evde kefil lafı duymak istemiyorum. Tepeme attırmayın benim. Defne? Efendim baba. Ne bu kafanın hali böyle? Biraz değişiklik yapayım dedim babacığım, güzel olmuş mu? Ya siz beni delirtecek misiniz ha? Ya herkesin çocuğu adam oluyor, benim çocuklarım niye adam olmuyor ya? Bu ne şimdi bu kafa ha? Şarküteri tabelası gibi, yakış mı hiç yani? Hiç olmuş mu şu ya? İnsan şu rengi nasıl kafasına koyar? Ben bunu anlamıyorum ya. Beni delirtmek için elinizden... Aman Mehmet Bey. Genç bunlar. Saçlarını da boyayacaklar, mini etek de giyecekler. Tutamazsınız ki. Aman bize uymaz efendim. Yani bunlara müsaade ediyorsunuz. Sonra toplum nereye gidiyor? Gençler ahlaksızlaştı diye hayıflanıyorsunuz. Saçla başla ahlak mı olur Mehmet Usta? Mesela rahmetli Barış Manço da uzun saçlıydı. Ama örnek bir insandı. Sesi müthişti. Ben Barış Manço'nun babası değilim. Defne'nin babasıyım Sinancığım. Kadir'in de kefiliymişsiniz galiba.
pek ya. Keşke ablanla seminere gitmeseydin. Annem öyle abuk sabuk bir iş sardı ki başıma beraber giderdik. Aa, sen nereye gidiyorsun? Müzayedeye. Aa, müzayedeye mi? Açık arttırma yani. Evet. E senin işin yoksa sen gelsene Defne'cim. Vallahi Pelin'cim benim okulum var, olmasa gelirdim. Hem hiç açık arttırma görmedim. Görmesi güzel de katılması zor. Aa, katılması mı zor? Bir şey mi alacaksın? Evet. Zekeriya köydeki ev için annem bir tane tablo beğenmiş. Nereden duyduysa illa istiyor. Kendisinin işi çıkınca da hadi sen git al diyor. Hangi tabloymuş o? Van Gogh'un patates yiyenler tablosu. Patates yiyenler mi? Evet şekerim. Vincent Van Gogh'un tablosu. Çok meşhurdur. Hiç duymadınız mı? Vallahi geçenlerde sergiye gittim ama hiç öyle bir şey görmedim. Siz sergilere de mi gidiyorsunuz Şükran Hanım? Tabii. Her hafta gider Şükran. Yazında karpuzun mevsimi ya. Bütün karpuz sergilerini dolanır. Evet. Bir sürü karpuz gördüm. Ama patates yiyen kimse görmedim. İlahi Şükran, ben de biliyorsun sandım. Patates yiyenler çok ünlüdür. Reprodüksiyonu bile 500 milyondan başlayacak yarın. Müjgan'ın uzak bir akrabası öldü de İzmir'de. Cenaze için İzmir'e uçması gerekiyor. E benim de Odalar Birliği Başkanı'yla toplantım var. Biz katılamıyoruz müzayedeye. Ya Allah rahmet eylesin. Tabii yani cenaze müzayededen daha önemli. Gitmek lazım, doğru. Tanımazdım rahmetliyi ama katılmasam olmaz şimdi. Laf olur. Neyse yarın Pelin katılacak müzayedeye. Becerir inşallah. Becerir canım. Ne varmış parasıyla değil mi? 2 milyar kredi açtım. 2 milyar patates için. Ay düşünsenize. Patates yiyenler Zekeriya köydeki evin duvarında ne kadar güzel duracak. Bak bak yine ev dedi, yine ev dedi. Ay ev mi dedim yine ben? Pardon, şato diyeceğim. Ay ya şimdi fiyatı artırırken herkes dönüp bana bakacak. Ya gıcık bir adam çıkıp 2 milyardan daha da fazla artırırsa? Kesin annem çıldırır. Merhaba Pelin, nasılsın? İyiyim, sağ ol Mustafa, sen? Çok şükür, iyiyiz. Abi, Pelin yarın müzayedeye katılıyormuş. Ya, yalnızmış. Biri benimle gelse iyi olurdu diyordu ama bizim de işimiz var. Tüh. Aa, abim gelsin seninle Pelin. Aa, gelir misin Mustafa? Neydi bu gideceğimiz yer, müsamere mi? Müzayede abi. Hani geçen sene katılmıştın ya. Ha, şu devletin sattığı makam araçları için yapılanı diyorsun. Yani açık arttırma. Vallahi araba almayacağım ama tablo alacağım. Abim de araba tablosu diyor zaten. Geçen sene ünlü ressamların araba tabloları satılmıştı. Hatta abim Picasso'nun Ferrari tablosunu almıştı. Dalga geçme Defne, zaten stresliyim. Tamam işte, Mustafa geliyor seninle. Ya bilmem ki, dükkanda işler... Akşammış zaten Mustafa. Kız 40 yılın başı bir şey istedi senden, reddetmeyeceksin herhalde. Evet abi, yalnız mı bırakacaksın Pelin'i? Tamam canım, gelirim seninle. Hem ben o tip ortamlarda rahatımdır zaten. Sana destek olurum. Ay beni çok sevindirdin Mustafa, teşekkür ederim. Ne kaşınıyorsun sabahtan beri? Bit mi kaptın yoksa okulda? Bilmiyorum anne. O bitli kızla mı oynadın yoksa? Evet anne. Kesin bit kaptın sen. Kızım ben o kızla oynama demedim mi sana? Niye söz dinlemiyorsun? Ne yapayım anne? Kimse onunla oynamıyordu. Kimse oynamıyorsa sen de oynama onunla. İnanmıyorum, bit var. Ay burada bir tane daha var bit. Ne yaptın sen? Bak bir dakika bekle. Ben anneannene şofbeni yaktırıyorum, tamam mı? Hemen yıkamalıyız seni. Kızım. Efendim baba. Ya niye gitmiyorsunuz siz evinize? Ha? Nerede kadın? Ödememiş mi kirayı? Almamış mı anahtarı da? Şey baba, ödememiş ama ödeyecekmiş yakında. Ben biliyorum. Ödemez bu. Ödemez. Ya ne olacak şimdi ha? Sinan'ın parasını da ödemeyecek. Nerede kalacaksınız? Ne yapacaksınız? Burada kalacağız baba. İznin olursa. Hayatta olmaz. O Kadir bu evde kalamaz. İzin vermiyor. Ne oldu kızım? Ceren bitlenmiş. Babam bu evi
olmayın mı diyor? Evet. E nerede kalacakmışsınız? Sokakta mı? Ben konuşurum onunla, merak etme. Sen biraz önce Ceren bitlendi mi dedin abla? Evet, okulda bit kapmış. Aman o bit şimdi her yere bulaşır. Ne haber Ceren'cim, Defne teyzen nerede? Mutfakta herhalde. Ne oldu bakayım sana? Moralin mi bozuluyor? Evet dayı, her şey çok kötü. Tabii. Dayın seninle ne zamandır oynamıyor, o yüzden bozuk değil mi? Gel bakayım bize. Dayı yapma, dayı yapma, dayı yapma. Bak ama dayı nasıl neşen yerine geldi değil mi? Tamam mı? Hadi bakayım seni. Birinci Alaaddin Keykubat çağında yapılan 37 ben metre yüksekliğindeki minareye adını veren 8 gibi var. Merhaba enişte, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hürmetler babacığım, iyi akşamlar. Verin elinizi öpeyim. Hulya, bak canım pasta aldım. Hadi yiyelim de ağzımız tatlansın. Pasta zamanı değil şimdi. Ne oldu? Ödeyemediniz kirayı, sokakta kaldınız değil mi? Ödeyeceğim babacığım, ödeyeceğim. Hatta bir ödeme planı yaptım bile. Aa, ne güzel. Demek ki parayı buldun ha? Buldum tabii. Yaşa Kadir. Bak baba ödemiş parayı. Hadi Kadir evimize gidelim. Dur Hulya, ödedim demedim. Sadece parayı buldum dedim. E nerede şimdi bu para enişte? Babamda. Babanda mı? Evet, babamda. Babacığım hani bankada paranız var ya, siz o paradan bana bir buçuk milyar kredi verebilirseniz, ben önümüzdeki hafta bugün size o parayı peşin ve nakit olarak trik diye şey yapacağım, ödeyeceğim. Hayatta olmaz, o paranın yeri var. Öyleyse bir 10 gün kadar burada kalacağız babacığım. O da olmaz, para da yok, burada da kalamazsınız. Gidin nerede istiyorsanız orada kalın. Ya öyle diyorum hayır diyor, böyle diyorum hayır diyor. Ben daha ne yapayım kardeşim ya? Anne bir de babamla sen konuşsana. Faizini öderiz, merak etmesin. Durun bakayım. Ben bir gideyim de konuşayım. Ya ben ne günah işledim ya? Ben nerede yanlış yaptım ya? Mehmet. Ne? Hadi damadı boş ver. Ama kızını düşün bari. Ne olur şu parayı versen de gitseler evlerinde rahat rahat otursalar. Vermem efendim, vermem. O parayla Ayvalık'a yerleşeceğiz biz. Yaşlılığımıza yatırım yapıyorum ben. Tek kuruşuna bile dokundurtmam. Aman Mehmet, daha genciz. Çalışırız, kazanırız. Tabii canım, tabii daha 20 yaşındayım ben. 30 sene daha çalışır, öyle emekli olurum. Burada kalmalarına izin ver bari. Hadi Mehmet. Kızını düşün, torununu düşün. Parayı versem Ayvalık hayalim yatacak. Vermesem bir türlü. Tamam. Bak, para vermem ama torunumun hatırına burada kalmalarına izin veriyorum. Git söyle, istedikleri kadar kalabilirler. Yaşa Mehmet. Hadi. Gideyim hemen müjdeyi vereyim. Ver, ver. Ben şimdi sana zulmetmez miyim Kadir Efendi? İç güveysi olduğuna pişman olacaksın. Burnundan getireceğim seni. Bakalım 6'da kalkmak size nasıl gelecek Kadir Bey? Kalk bakalım, sabah oldu. Sabah mı oldu, nasıl yani, nasıl sabah oldu? Bak saat 6, kalk giyin hadi. 6 mı? Ya saat 6'da kalkılır mı babacığım? Askeriye mi burası ya? Bu evin de bazı kuralları var. Kurallar mı var? Hani nerede, daha kimse kalkmamış, ne biçim kural bu? Bana mı çalışıyor bir tek bu kural? Sen salonda yatıyorsun. Burada kaldığın sürece benimle birlikte kalkacaksın. Saat 6'da bu yatak toplanmış olacak. Ama fakat lakin bu yaptığınız insanlığa ve insan haklarına sığmaz babacığım. Sığar, sığar. Ayrıca her sabah gazeteme ve ekmeğimi mutfaktaki masanın üstüne isterim. Onu da mı ben mi alacağım? Yok, ben alacağım. Tabii ki sen alacaksın. Kaybabanım ben senin. Bu yaştan sonra beni gönderecek değilsin herhalde. Babacığım şey olurdu, sizin için sabah sporu olurdu. Ben spor sevmiyorum damat. Hadi sen bir koşu kap da gel gazeteyle ekmeği. İnanmıyorum ya. Ya inanılmaz ama gerçek. Eyvah. Kayınpeder savaş açtı bana. Hafı yuttum.
Mahvoldum ben ya. Mahvoldum. Mahvoldum. Sanki. Sana bağırmıyorum abla. Kim var burada başka? Ablam var, Ceren var. Hem sen niye üstüne alınıyorsun ki? Var ya, bıktım bu evde yaşamaktan ha. Şuraya bak, üst üste yatıyoruz. Bana da aksinin biri düşmüş. O zaman evlen de git kocanla yat abla. Bana bak Defne, benimle böyle konuşma, fena olur. Ne bağırıyorsunuz kızlar? Yok bir şey abla. Sen de ne kaşınıp duruyorsun? Daha dün yıkadım, kontrol de ettim. Geçmedi anne, ne yapayım? Şişt, bir bitlenmediğimiz kalmıştı zaten. Ne oluyor Defne? Ne bağırıp duruyorsun? Ben sana bağırmıyorum abla. Kime bağırıyorsun? İpek var, Ceren var. Hem sen niye üstüne alınıyorsun ki? Ay sen de kaşıma ne olur. Uyutmadın kızım ya. Ne yapayım anne ya? Ne oluyor bana ya? Niye kaşınıyorum bu kadar? Ya anne ya, şu babama bir şey söyle ya. Ne oldu? Sabahın köründe uyandırıyor beni. Ben ondan önce kalkmaya alışık değilim. Benim bünyem sarsılır. Ne yapalım, adet böyle, alışacaksın. Tabii. Burada kalıyoruz diye böyle yapıyor, biliyorum. Benim bedenimi ele geçirebilir ama ruhumu asla ele geçiremez. Geçir çocuğum, geçir. Babam bedenini de ele geçir, ruhunu da. Merak etme sen. Ben bu işi nasıl halledeceğim ya? Kirayı ödemeyip hapse düşsem daha iyi olurdu. Hiç değilse orada rahat rahat uyurdum ben. Oo, enişte erkencisin. Evet, öyleyim kayınço, erkenciyim. Ben erken kalkmayı seviyorum da. Ha, babamla iyi anlaşırsınız o zaman. O da çok sever erken kalkmayı. Kayınço bak ne diyeceğim. Şimdi ben senin yatağında yatsam da sen burada yatsan? Olmaz. Ben yatağımı kimseye veremem. Herkesin yeri belli. Hiç de misafirperver değilmişsin kayınço. Ya enişte, sen misafir değilsin ki. Sen iç güveysisin. Ulan eskiden ne güzel dış güveysiydik be. Hasan. Buyur abi. Bu akşam nereye gidiyorum biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Pelin'le müzayedeye gidiyorum. Sadece o. Neresi abi orası? Vallahi çıkartamadım şimdi. Kaç tarafta mı? Ulan Hasan, sus da akıllı sansınlar bari oğlum. Bilmiyoruz abi. Ne var? Oğlum, açık arttırmada antikalar falan satılıyor ya, işte ona müzayede denir. Satıyorum, sattım olayı. Abi, yani Pelin yengeyi götüre götüre açık arttırmaya mı götürüyorsun? He, dün aklıma geldi. Pelin'i bir açık arttırmaya götüreyim dedim. Vallahi ben olsam yemeğe götürürdüm. Ya oğlum tuhaf tuhaf konuşma ya. O zaten gidecekmiş, beni de çağırdı. Böyle yanında güvenceye birine ihtiyacı varmış da o yüzden. Ha. Peki o niye gidiyormuş? Annesine patates mi ne alacak? Patates. Ya oğlum bana ne oldu? Ben niye kaşınıyorum böyle ya? Baban kaldırmış mı altıda bunu? Ay, görmeliydin yüzünü sabahleyin, anlatamam sana. İyi iyi, acı çekerse daha çabuk para bulur anne. Of, eniştemin de kahvaltısı bir türlü bitmek bilmedi. Hadi İpek, hazırlan, çıkacağız birazdan. Tamam abla, birazdan giyinirim. Nereye böyle bakalım abla kardeş? Bizim bankanın semineri var. Çok faydalı oluyor bu seminerler. İpek de gelecek. Belki ileride işine yarar. Hadi bakalım. Belki bir kısmet falan çıkar oralarda. Ha? Üf anne ya. Ya anne ya, banyonun her yeri kıl olmuş. Nasıl kıl olmuş? Ay ne bileyim ya, basbayağı her yer kıl işte. Ay iğrenç, kim yaptı bunu ya? Kadir'dir Kadir, çok kıl döker. Madem döküyor, temizlesin o zaman. Ha anne, eniştem suyu dolaptaki şişeden direkt içiyor, haberin olsun. Nasıl yani, bardaksız mı? Hı, evde de öyle içiyor. Yani bir türlü vazgeçiremedim bu huyundan. Ben onunla konuşurum şimdi. Aman anne, anlamaz ki. Ben onun anlayacağı dili biliyorum.
Ah ne hoş ne de rahat. Mahdureşen rüküs hayat. Oo maşallah damat. Ne bu böyle iki saattir sürüyor paşa kahvaltısı gibi? Kahvaltı keyfi yapıyorum anneciğim. Ben her sabah böyle yaparım da. Bundan böyle kısa keseceksin kahvaltıyı. Saat 11 oldu hala sofra duruyor. Oo bu ne ya? Sabah uyku yok, kahvaltı yok. Mahkum muyum ben ya? Evet mahkumsun. Bundan sonra suyu da bardaktan içeceksin, şişeden değil. İpek söyledi değil mi? Evet. Ben öyle alışmışım anneciğim. Herhalde benim ağzımdan tiksinmezsiniz. Ben temiz bir adamım. Tiksiniriz efendim. Üstelik azıcık medeni olmayı öğren. İyi tamam. Ne yapalım? Oluruz. Hadi bakalım şimdi doğru banyoya. Niye ki? Döktüğün kılları temizleyeceksin. Yok artık. Evet, aynen öyle. Herkes batırsın, ben temizleyeyim. Uşağınız mı var sizin? Banyo temizleyemem ben anneciğim. Benim işim gücüm var. Ha, temizlemeyeceksin yani. Hayır, temizlemiyorum. Kusura bakmayın. Ha, iyi. Tamam o zaman. Ben de bunu Hülya'ya göstereyim. Senin uyku ilacı yerine bu şekerleri aldığını görünce bakalım ne yapacak, dur. Ne diyorsunuz siz? Ben temizlerim. Yapmayın ne olur. Yola geldin yani ha? Evet, geldim. Verin anneciğim. Güzel, yok yok. O benim elimde koz olarak kalsın. Bir yanlışını görürsem Hülya da bu şekerleri görür. Çekil bakayım şöyle. Anneciğim. Ulan kadın ne yaptın sen ya? Böyle koz verilir mi? Bittin sen oğlum. Kukla oldun ellerinde. Bayılacağım başım tıpan. Abi bakayım ister misin? Baksana. Acımıyor değil mi? Vallahi iyi yerde ha, iyi. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Vallahi bir şey yapmıyoruz baba. Bir şey yapmıyoruz. Hadi işinizin başına hadi. Tamam. Zevzekler sizi. Ben şu terziye uğrayıp geleceğim. Gelirken uğrayacaktım da unuttum ya. Sen boş ver abi deyip kazı kaşıcı yanları var. Bastı. Aa şöyle İpek. Çok güzel oldun. Hadi rujunu da sür. Bol bol sür. Abla düğüne mi gidiyoruz sanki ya? Aman sen bizim banka camiasını bilmezsin. Her gün çırağın sarına düğüne gider gibi giyineceksin. Ay vallahi çok ilginç. Demek senin damat içki beysi. Sorma vallahi artık 8-10 gün kalırlar. Zor olmuyor mu kalabalıkta? Zor olmaz olur mu? Oluyor tabii. Bazen damadı gütmek gerekiyor. Senin damat da ne güdülür? Hiçbir şey dinlemez o ayol. Dinliyor. İnanmam vallahi. Banyoyu temizledim anneciğim. Kıldan arındırdım. Aferin çocuğum. Başka emirleriniz var mı? Yok çocuğum, gidebilirsin. Sağ olun anneciğim. Ha, o ayakkabılığın önündeki ayakkabıları da ayakkabılığa koy. Düzenle oralara bakayım. Hadi. Baş üstüne anneciğim. Akşama bir isteğiniz var mı anneciğim? Yok çocuğum. Kira paranı bul yeter. Bulacağım anneciğim. Nasıl emredersiniz? Aa muma dönmüş ayol. Nasıl yaptın bunu böyle? Şantaj yapıyorum. Elimde önemli belgeler var. Hadi kızım giy ayakkabını da seni de okula bırakalım. Anne biz çıkıyoruz. Oo düğüne mi kızlar? Bu ne şıklık. Hülya'nın bankasında seminer varmış, oraya gidiyorlar. Banka camiası böyleymiş, o yüzden şıklaştık birazcık. Tabii tabii. Oralar pırlanta gibi çocuklarla doludur demiyordu. Ya ben de öyle dedim. Gözünü açık tut çocuğum. Sürekli kürsüye bakma, biraz da böyle etrafına bak. Anne. Bizim bulduklarımızı beğenmiyor. Belki plazadan birini beğenir. Ay hayırlısıyla inşallah seviyormuş. Hadi abla, hadi gidelim artık. Tamam tamam hazırım. Bana bak Ceren, o bitti zeki midir, bitti zürfiye midir nedir, ona yaklaşmak yok tamam mı? Anne ya 40 kere söyledim şimdi. 40 kere de söylerim, 50 kere de söylerim. Bit temizleme kolay mı zannediyorsun sen? Kız bitlendi mi yoksa Şükran? Ya arkadaşından kapmış. Ya oğlum ben mahvoldum ya, ne yapacağım, ne biçim kaşınıyorum ya. Vallahi yengenin yanında da kaşınamazsın abi böyle. Yok olmaz böyle. Doğru söylüyorsun. En iyisi ben gideyim iptal edeyim şu işi. Ya
Ya Mustafa gelmeyecek mi? Müzayede diye bir saat var. Gelir canım. Gelmez olur mu? İki eli kanda olsa gelir. Merhaba kızlar. Merhaba Mustafa. Heh, bak tam zamanında geldi işte. Çok dakiktir benim abim. Hadi Mustafa, hazırlan, çıkmamız lazım. Ben şey... Defne gelsene sen benimle bir dakika. Ne oldu abi? Hadi hazırlansana, kız bekliyor. Ya Defne, ben gidemem Pelin'le. Abi sen delirdin mi? Ne güzel fırsat işte. Hem kızla beraber olmak isteyen sen değil miydin? Ya benim de, ben galiba bir... Mustafa, eğer gelemeyeceksen hiç önemli değil. Açıkça söyleyebilirsin. Ya ben şey... Yani beraber gitsek iyi olurdu ama ben tek başıma da giderim. İşim falan varsa söz verdi diye düşünmem, merak etme. Olur mu canım öyle şey? Hem benim abim sözün nerededir? Ayrıca işi falan da yok değil mi abi? Yok yok, benim hiçbir işim yok. Ben en iyisi gidip şey yapayım, hazırlanayım ben. Ben de eşek şansı yoksa ben neyim ya? Kayınço, ne haber? İyidir enişte. Kızlar bugün Pelin'le dışarı çıkacağını söyledi. Ya öyle de... Vay koçum benim be. Erkek adam olmuş da randevulara gidiyormuş ha. Bana bak. Ben bu işin profesörü sayılırım. Bir sıkıntın olursa eniştene gel. Hallederiz, tamam mı? Enişte. Geçmiş olsun. Niye ki? Zamanla öğrenirsin. Heyecanlıyım. İlk defa bir şey artırarak satın alacağım. Kolay değil tabii. Kim olsa heyecanlanır. Cık, ulan nasıl kaşınıyor ya? Öleceğim şimdi kaşıntıdan. Pelin, şu arkadaki devlet bakanı değil mi? Hangisi? Şu bak, arkasını döndü biriyle konuşuyor. Lacivert takımlı olan mı? Ha, değilmiş. Ben benzetmişim, pardon. Tamam o zaman, başlayabiliriz. Tüm hazırsın. Başlıyor. Eskici Müzayede Evi'nin 975. müzayedesine hoş geldiniz. Birinci eserimizle başlıyoruz. Mustafa nerede? Müzayedede baba. Nerede nerede? Açık arttırmada yani canım. Sinan Bey'in kızıyla gittiler. Nasıl yani? Pelin yalnız gidecekmiş, abimi de çağırdı baba. Ne işi varmış açık arttırmada? Sana ne Mehmet? Genç çocuk istediği yere gider. İyi iyi canım, aman. Su yok mu bu masada? Getireyim baba. Sen otur, Kadir getirir. Hı? Kadir, hadi bir su kap da gel bakalım, hanımları yormayalım, hadi. Olur babacığım, getireyim. Abla, buna ne oldu böyle? Aşık oldu. Ne? Ne oluyor kızım? Yok bir şey baba. Hey Allah'ım. Hey Allah'ım. Abla, doğru mu aşık oldun? Ay, susar mısın Defne? Ne o öyle aşk maşk lafları geçiyor ha? Sırası mı şimdi? Aşkın yeri mi olurmuş? Senin yüzünden evde kaldılar zaten. Bir şey mi dedin? Ay, ben mi? Yok bir şey demedim. Şey dedim, Kadir nerede kaldı dedim. Susadım da. Suyu getirdim baba. İyi, iyi. Koy. Koyayım. İşte. Ben de çıkıyorum. İşte bana götürürsün. Sağ ol. Beyefendi 4 milyar veriyor. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tebrik ederim. Çok güzel bir eser. Evet. Sıradaki eserimiz Vincent Van Gogh'un Patates Yiyenler tablosu. Müthiş bir reprodüksiyon. Ay annemin istediği tablo işte bu. 2 milyar mı limiti? Evet. Patates yiyenleri 500 milyonla açıyorum. Evet, arttırmak isteyenler el kaldırıp rakamı söylüyorlar. Buyurun. 600. 650. 700. Nerede? Daha da annem gelmedi. Babacığım ben de ayaklarımı şöyle uzatabilir miyim?
Olmaz. Peki öbür kanala geçsek babacığım, güzel film var. Bu kanal iyi. Ulan şeytan diyor ki. Ne kaşınıyorsun sen? Kaşınmayayım mı, yasak mı? Evet yasak. Dikkatimi dağıtıyorsun. İnanmıyorum abla. Sen resmen aşık olmuşsun. Ay, aşık falan olmadım Defne. Hadi itiraf et abla. Hem ben ablamı tanırım. Bakışları değişmiş. Gözlerinin içi gülüyor. Ay saçmalama Defne ya. Ya abla hadi anlatsana. Çok merak ediyorum. Kim bu adam? Bankacı değil mi? Hem de ne bankacı anne. Bizim bireysel bankacılık biriminin müdürü. Bankadaki bütün bekar kızların gözdesi. Yani bizim kızın aşık olduğu adam mı bu? Evet. E sadece o aşık olmadı. Çağatay Bey de İpek'ten hoşlandı. Aa, doğru mu söylüyorsun? Vallahi. Adam yakışıklı, başarılı. Maaşı da 6.000 dolar. Aman Allah'ım. 1 milyar 100. 1 milyar 150. 1 milyar 200. Hanımefendi 1 milyar 200 dedi. Var mı arttıran? 1 milyar 300. Bu işin sonu çok iyi anne. Ben sana söyleyeyim. Ay, sus. Nazar diyecek. İpek ne diyor? Daha bir şey söylemez. Ama çok hoşlandım. Çağatay Bey İpek'in telefon numarasını aldı biliyor musun? Hulya. Hayatım sence ben niye kaşınıyorum? Bitlenmişsindir Kadir. Öyle mi? Sağ ol hayatım. İşte böyle. Çok konuşmadık zaten. Telefon mu çaldı? Oho! Sen gayipten telefon sesleri duymaya başlamışsın bile. Senin işin bitmiş ablacığım. Yıldırım aşkı bu. Evet, beyefendi 1 milyar 900 dedi. Var mı arttıran? 1.950. 2 milyar. 2 milyara beyefendi de. Var mı arttıran? Ay, limitim bitti. Ne yapacağım şimdi ben? Yapacak bir şey yok. Evet, yok mu arttıran? Evet, beyefendi arttırıyor sanırım. Kaç lira diyorsunuz? Çok incesin Mustafa. Ben... 2 milyar 50. Beyefendi 2 milyar 50 dedi. 2 milyar 100 veren var mı? 2 milyar 100. 2 milyar 150. Beyefendi 2 milyar 150 dedi. 2 milyar 200 veren var mı? Evet, beyefendi 2 milyar 200 verdi. 2 milyar 200. 2 milyar 200. Arttıran yoksa patates yiyenleri satıyorum. 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 Ne olur satma. Sattım. Harikasın. Ay nerede kaldı bu çocuklar? Uçaktan iner inmez hemen buraya koştum. Ay aldılar mı acaba tabloyu? Almışlardır canım. Gelirler birazdan. Kadir. Ne zaman ödüyorsun bizim senedi? 2 gün sonra ödemezsen... Kefile giderim bak. Gidin Sinan abi. Duydun mu Mehmet Usta? Duydum Sinancığım, duydum. Kulaklarım işitiyor çok şükür. Eğleniyorum be Mehmetciğim, ciddiye alma. Kadir, banyo hazır. Hadi kalk kurtul şu bitlerinden. Bit mi? Bağırsaydın bari Hulya. Yarın sen billboardlara da reklam verirsin. Aman Allah'ım, bit mi var bu evde? Yok, yalnızca damat da var, korkma. Mustafa'lar geldi herhalde. Merhaba. Ha, hoş geldiniz. Merhaba. Ay inanmıyorum. Aldınız mı tabloyu kızım? Ben almadım, Mustafa aldı anneciğim. 2 milyarda durmak zorunda kaldım. Mustafa da 2 milyar 200'de elini kaldırdı. Canım 200 önemli değil, veririz. Veririz. Mustafa bizden hiç para almadı ki anneciğim. Ha. Orada 2 milyar 200 milyonluk senet imzalattılar. Yani bize jest yaptı. Ne? Jest mi? Oğlum ne senedi bu? Şey anne bu... Şey şu anda tablo Mustafa'ya ait. Ama yeni ev hediyesi olarak sanırım bize verecek. Değil mi Mustafa? Evet. Tabii. Aa, hiç hediye olur mu canım? Neyse parası veririz değil mi şekerim? Tabii. Bir dakika. Bu şimdi bizim mi bu? Evet baba. Güzel. Sinancığım şu Kadir'in senedini verir misin? Kadir'in senedini mi? Evet. Evet. Artık kefaletimiz sona erdi. Borcumuz falan yok. Buyurun tablonuzu. Geri kalan 700 milyon içinde yarın dükkanda bir senet yaparız. Nakit verseydik. Olmaz. Senet isterim. 2 tane de kefil gerek. Kefil mi?
Eğleniyorum be Sinancığım. Ciddiye alma ha. İlahi Mehmet Bey. Sen gülme. Seninle sonra görüşeceğiz. Suyu getirdim baba. Hı, iyi. Koy. Koyayım. İşte burada. Ben de istiyorum babam. İşte bana da koyar mısın? Sağ olun. Biraz daha koyar mısın? Biraz daha koyar mısın? Ay hoş geldin canım. Ay merak ettik. Nerede kaldın? Allah Allah. Geldik işte ya. Ne merak ediyorsunuz? Çocuk muyum ben? Bunlar değil mi benim terliklerim hayatım? Ama şekerim bana terlik verdiler. Ne bileyim ben terlik... İki. Hayır. Evet. Bilemedin. İki. Bir. Bir. Onu hiç unutmayacağım. Abi ya.